değil şu anda. Şöyle söyleyeyim, bunun içerisinde siliz, demir, kalsiyum, alüminyum var. Sürekli çalışıyor mu? 24 saat. 24 saat. 24 saat. Zaten durmama felsefesi bizim için önemli. Ne kadar uzun sürede duruş yaparsak fırının revizyonu o kadar şey olur. 24 saat çalışıyor yani. Fırın zaten sayın valim dökülüyor. Bizim devrimiz sanayi şu. Genleşme. Aç bir gün sonra olmuyor. Bu fırını durdurduğumuz zaman tuğlalar dökülüyor. Yani ısıtmamız lazım. O kadar gaz harcamamız lazım. Biz onun için diyoruz ki bu sonuna kadar yani içindeki tuğla aşılana kadar çalışmamız lazım. Biz durup kalkacak bir... Bugün Türkmak Madencilik ve Sanayi Şirketi'ni ziyaret ettik. Yaklaşık 400 kişiyi doğrudan istihdam eden bir müessese. Hem manyezit madenciliği ile ilgili işlemler yapıyorlar hem de yarı mamul olarak yurt dışına ihraç eden bir firma. Türkiye'deki bu işi yapan 3 büyük firmadan birisi. Salih Bey ve diğer yönetici ve çalışanlarla bir araya geldik. Bir takım bizden talepleri oldu. Benim gördüğüm bir takım eksikleri var. Onları da kendilerine ben ilettim. Hedefleri inşallah süresi dolan ocaklarıyla ilgili ruhsatın yenilenmesi, yeni ocaklarla beraber en az 600 kişiyi daha istihdam etmek istiyorlar. Yani toplamda 600 kişiye çıkacak bir istihdam öngörüleri var. Ben Erzurum valisi olarak göreve atandığım günden bu zamana kadar istihdam yaratan bütün müesseselerin yanında olmaya gayret ediyorum. Bu müesseseyi de bizzat görmek istedim. Gurur duyduk. Önemli bir tesis. Toplamda en az 50 milyon dolarlık bir tesis. Milli servet. Sadece bu şahısların değil, bizim de sahip çıkmamız gereken bir servet. Tabii biz onlara yardımcı olacağız. Onlar da doğaya ve çevreye uygun bir madencilik anlayışıyla hareket edecekler. İş güvenliğine önem verecekler, çalışanların şartlarını iyileştirecekler. Bizler de her konuda onlara destek sağlayacağız ve bütün o bürokratik işlemleri de teker teker halledeceğiz inşallah. Önümüzdeki günlerde o ruhsatla ilgili sorunların ve taleplerini de çözerek artı en az 200 kişi daha istihdam etmeyi hedefliyoruz burada. Kendilerini kutluyorum, teşekkür ediyorum. Kazasız belasız günler, çalışmalar diliyorum. Ayrıca bir ricam daha oldu. Biliyorsunuz bizim ihracat rakamlarımız çok düşük. Bunun en büyük sebeplerinin bir tanesi de bu tür firmaların ihracat ve vergiyle ilgili işlemlerini İstanbul üzerinden yürütmeleri. Kendilerine rica ettim. Erzurum'u alacaklar ve inşallah bizim de mesela 2011 yılında 30 milyon dolarlık bir ihracat rakamı var. Sonra biraz küçülmüş piyasaların şartlarından dolayı. Geçtiğimiz yıl 15 milyon dolar. Düşünün Erzurum'da 15 milyon dolar bir ihracat rakamı bizim o yerimizi çok yukarılara çıkaracak bir rakamdır. Aslında o potansiyelimiz var. Kendilerine rica ettim. Onlar da bu konuyu çalışacaklar. Fabrikamız 2010 yılında kurulan Sinter Manyezit Fabrikası. Şu anda 250 kişi istihdam etmekte. Dolayısıyla diğer ocaklarımızda da 150 kişi çalışmaktadır.
Toplamda 400 kişidir. Şu anda sinter manyezit üretmekteyiz. Sinter manyezit yüksek ısıya dayanıklı, bazik refraktör bir malzeme olup çelik sanayinde, cam sanayinde ve diğer refraktör sanayilerinde ultra bazik tuğla ve harç yapımında kullanılmaktadır. Biz şu anda yarı mamül üretmekteyiz. Bu yarı mamülün şu andaki piyasa değeri aşağı yukarı 300 ile 600 dolar arasında olmakta olup aşağı yukarı ihracat rakamlarımız 15 milyon dolardır. Bu 15 milyon doları bizim hedefimiz iki katına çıkartmak. Bu iki katına çıkartmanın da bir takım ham madde sorunlarını aşmasıyla söz konusu olacaktır. Bu aşmanın da bir takım sıkıntılarını yaşamaktayız. Bir sene önce verdiğimiz temdit projeleri şu anda MİGEM'de değerlendirme aşamasında olup bunlardan bir an önce sonuç alınmasını istiyoruz. Bazı orman izinlerimizin, patlayıcı madde izinlerimizin de buna bağlı olarak çıkmamasından dertliyiz. Bunların önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde çözülerek tarafımıza olumlu bir şekilde dönüş yapılmasıyla bu istihdam sorununun çözüleceğini, Aşkale, Erzurum ve Türkiye'ye daha uzun yıllar bu fabrikanın hizmet edeceğini söylüyoruz. Granite benziyor. Evet. Şimdi zaten o aynı granit değil mi bu? Değil. Şimdi o siyahlıklar zaten krom.